Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda depolama azal alanı azalıyor sorununa çözüm arayacağız arkadaşlar. Bunun için neler yapabiliriz, verilerimizi silmeden, oyunlarımızı silmeden telefonumuzda biraz da olsa bizi rahatlatacak bir veri alanı nasıl açabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle telefonunuzda yapmanız gereken ilk işlem arkadaşlar şöyle menüze girip kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak arkadaşlar. Şimdi mesela ben burada çoğu uygulamayı kullanıyorum. Ancak mesela şurada bir oyun var. Water Short Puzzle diye. Şimdi bunu benim kullanmadığım için bir defa bunu kaldıralım. Şöyle bir uygulama bilgisine bir bakalım. Evet. Neredeyse 145 MB'den daha fazla bir verisi var arkadaşlar. Şimdi bu bana 145 megabaytlık bir veri tasarrufu sağlayacak. O yüzden ben bu oyunu kaldırıyorum. Kaldır dedik. Evet. 145 megabaytlık bir veri tasarrufu sağladık. Siz de bu şekilde menünüzü şöyle bir gözden geçirerek kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak mobil telefonunuzda veri Depolama alanı açabilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz diğer bir işlem arkadaşlar, yine telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gidin ve burada Cihaz Bakımı var arkadaşlar. Buraya bir defa tıklayın. Tıkladıktan sonra bu program size mesela şuradan depolamaya basalım. 45 megabaytlık şu anda bizde boş bir alan açabilmektedir arkadaşlar. Şimdi temizle de denizde. Bu şekilde 45 megabaytlık bir veri tasarrufu daha sağladık arkadaşlar. Şimdi bunun dışında yapabileceğimiz diğer bir işlem arkadaşlar. Yine telefonunuzun menüsünden ayarlar kısmına girin. Buradan uygulamalara bir defa tıklayın. Şöyle burada benim telefonumda yüklü olan tüm uygulamalar burada görünmektedir arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacaksınız? kullanmadığınız uygulamaların veya daha doğrusu çok nadir kullandığınız uygulamaların verilerini sileceksiniz arkadaşlar. Buradan uygulamaya tıklayın. Depolamaya tıklayın. Mesela buradan veriyi silin. Sil dediğinizde mesela buradan 41 MB'lik bir veri tasarrufu sağladık. Depolama alanı açtık. Mesela daha sonra mesela ben şu briefing'i kullanmıyorum. Ancak telefonun kendi orijinal uygulaması olduğundan silemiyorum da. Bu yüzden de mesela 13.01 megabaytlık bir veri açabiliriz. Buradan veriyi silebilirsiniz. Daha sonra devam edelim. Mesela ben kullanmadığım uygulamalar. Şöyle. Şurada LCY2 var mesela yapılmayı açın. Veriyi silin. Evet. Daha sonra mesela böyle bir uygulama uygulama bildirimi aldınız. Şimdi buna hiç gerek yok. Şöyle devam edelim. Evet. Bu şekilde bu üç yöntemi kullanarak telefonunuzda uygulamaların verilerini silerek, kullanmadığınız uygulamaların verilerini silerek, ön denen verilerini silerek bu şekilde telefonunuzda yer açabilirsiniz. Diğer bir yöntem arkadaşlar yine telefonunuzdan ayarlar kısmına gelin. Buradan daha sonra uygulamalara gelin. Buradan da daha sonra arkadaşlar kullanmadığınız Android orijinal programlarının Güncellemelerini kaldırın. Mesela yani şöyle neyin güncellemesini kaldırabiliriz. Mesela ben Samsung Members hiçbir şekilde kullanmıyorum. Durmaya zorla diyelim. Devam edelim. Mesela ben Skype'ı kullanmıyorum devre dışı bırak diyelim. Bu şekilde. Eğer güncellenmişse o güncellenen sürüp kaldırılır arkadaşlar. Bu şekilde de depolama alanı açabilirsiniz telefonunuzda. Evet. Bütün yapacağımız işlem bu kadar. En azından belli bir süre sizi idare edecek şekilde bir depolama alanı açmış olduk. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yardım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.